Merhaba arkadaşlar. Bugün SQL Server ile ilgili birkaç örnek yapacağız. Logo biliyorsunuz SQL veri tabanlı bir yazılım. Ve SQL'i kullanarak select, update ve insert komutlarıyla bazı örnekler yapacağız. Onun için yani bu konulara merakınız varsa bu video size yardımcı olacaktır. Önce SQL Server'ımızı bir çalıştıralım. Ve oradaki bizim firma numaramızı, database'imizin adını bir görelim. Çünkü bunlar bizim sorgu yazarken ihtiyaç duyacağımız alanlar. Gördüğünüz gibi server name burada yazıyor. Kullanıcı bilgilerinde de SSH şifresi yönetici adı SSH ve şifresi de burada yazıyor. Connect dedim ve bağlandım. Gördüğünüz gibi server adı yine en üstte yazıyor. Hemen altında database yazıyor. Artısını tıkladım. Aşağıda kullandığım database'ler var. Bugünkü örneklerimizi Tiger 3 database üzerinde yapacağız. Ve bizim Tiger 3'teki firma numaramız 100. Buna da ihtiyacımız var. Bakalım. Gördüğünüz gibi 100 numaralı firma ve birinci bir numaralı dönem. Bunlar size tabii ki değişiklik gösterecektir. Bugünkü örneklerde biz bu 100'ü ve 1'i kullanacağız. Zaten Tiger 3 database'in altında sorgularımızı yazacağız. Şimdi bunun artısını tıkladım. Tables'a tıkladım. Aşağı doğru indiğimde zaten gördüğünüz gibi LG standarttır. Alt çizgi 100 benim firma numaram. Alt çizgi 01'de çalıştığım dönem. Eğer dönem bağımsız çalışmıyorsak bu bir sonraki sene 2, 3, 4 diye gidecektir. Siz de doğru değerleri buradan görebilirsiniz. 100 numara ve birinci dönem. 100 numaralı firma ve birinci dönem. Şimdi örneklerimize başlayalım. New query dedim. Boş bir ekran geldi. Burada mutlaka seçili olan database'imi kontrol ediyorum. Doğru database mi diye. Evet, doğru database. Ve şimdi gelelim örneklerimize. Basitten başlayacağız. Select yıldız from. Bu bizim select komutumuzun kalıbı. Daha sonra LG alt çizgi. Zaten sabit, standart, hiçbir yerde değişmiyor. Logo için konuşuyorum. 100 de benim firma numaramdı. Daha sonraki items ise malzemeler. Malzemeler tablosu. Bunu kopyaladım. SQL'ime geldim ve yapıştırdım. Tekrar kontrol ediyorum. Select yıldız from LG100 items. Burada çalıştır dediğim zaman aşağıda benim 100 numaralı firmamdaki bütün malzemeleri listelediğini görüyorum bütün bilgileriyle. Binlerce malzemeniz olabilir. Bunu logodan raporunu almak çok uzun sürecektir. Ama SQL'de bunu yazdığınızda saniyeler içinde aşağıya listeleyecektir. Daha sonra bunu Ctrl A, sağ tuş, Save, Copy with Headers başlıklarla birlikte kopyala deyip Excel'e gelip yapıştırdığınızda, hatta yapalım. Nasıl yaptık? Select'i burada bu komutu yazdıktan sonra çalıştır dedim. Buraya listelendi. Ctrl A dedim. Mouse'un sağ tuşuyla Copy with Headers başlıklarla beraber kopyala. Daha sonra logoma geldim. Logomun içine kısa yol yapmıştım Excel'ime. Buraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi bütün veriler Excel'e gelmiş oldu. Burada daha sonra istediğim gibi düzenleyebilirim. En hızlı burada veri çekme yöntemi SQL'de bu şekilde oluyor. Şimdi devam edelim. Bana burada listeledi. Tabii ki burada bir sürü alan var. Bunların hepsini şu an göstermeyeceğim. Sadece bir SQL'in mantığını anlamanızı istiyorum. Burada işte kartın aktif olup olmadığını, kart tipinin ne olduğu, işte kodu, açıklaması, grup kodu gibi gidiyor. Şimdi diğer örneğimize geldiğimizde yine aynı kalıp buraya kadar her şey aynı. Daha sonra ver. Nerede diyor. ST grup kodu notebook olanları getir anlamına taşıyor. Şimdi yine bunu kopyalayalım. SQL'imize geldik. Burayı temizleyelim. Kafamız karışmasın. Temiz bir sayfa. Yapıştır dedim. En baştan bakalım. Select yıldız from. Zaten benim bir şey listelerken kullandığım ana kalıp. Sonra LG alt çizgi 100 firma numaram. Alt çizgi items malzemeler. Tamam. Bunu demin yapmıştık zaten. Hepsi geldi. Ama şimdi de devam ediyorum. Diyorum ki ver boşluk ST grup kodu eşittir. Tek tırnak içinde notebook. Gördüğünüz gibi burada ST grup kodu notebook olan var. Cep telefonu, buzdolabı olan var. Ben burada diyorum ki sadece ST grup kodu notebook olanları getir diyorum. Tabi burada notebook değerini yazarken
Mutlaka tek tırnak içine alıyorum ve çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi sadece notebook olanları getirdi. Yani buradaki ver komutu, ekstradan eklediğimiz ver komutu bir nevi filtreleme işine yarıyor. Sadece notebookları getir dedim. Şimdi devam edelim. Yine şunun aynısı ama sadece buradaki items yerine ne yazıyor? CL kart yazıyor. CL kart yani cari kart. Cariler, müşteriler. Bunu kopyaladım. Geldim SQL'ime. Burayı gene temizledim. Yapıştırdım. Ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bu sefer aynı malzemelerdeki gibi cariler listelendi. Yine yüzlerce binlerce carinin hızlı bir raporunu bu şekilde alıp sonra burada Ctrl A sağ tuş copy with headers diyerek Excel'e yapıştırabilirim. Ben bunu çok sık kullanıyordum açıkçası. Aynı şekilde demin malzemelerde yaptığımız gibi bu sefer ver city Bursa. Bursa olan şehirleri getir diyorum. Yine Bursa'yı gördüğünüz gibi tek tırnak içine aldım. Ve sadece burayı kopyala dedim. Buraya yapıştırdım. Yine select yıldız from benim sabitim. LG sabitim. Sadece burada firma numarası sizde değişecektir. Firma numarasını yazdık. Alt çizgi CL kart. Ver city Bursa. Burada city sadece Bursa olanlar gelecek. Select komutu. Sadece listeliyor. Çalıştırın ve sadece Bursa olanlar geldi. Select komutu aslında çok basit. Bir de şu 01 dönem numarası demiştim ya, onunla ilgili bir örnek yapalım. Burada gördüğünüz gibi 01'i kullanmadık. Neden? Çünkü farklı dönemler de açsanız aynı tablo üzerinde aynı cari kartlar ve aynı malzemeler diğer dönemlerde de kullanılacağı için burada herhangi bir dönem numarasına ihtiyaç yok, kullanılmıyor. Ama burada invoice faturalar, fatura tabloları burada tutuluyor. Her dönemin faturaları kendi içerisinde olduğu için burada 01 numaralı faturalar, 01 numaralı döneme ait faturalar anlamına geliyor. Burada ben sadece burayı alıyorum. Yine ver komutunu sonradan ekleyeceğim. SQL'ime geldim. Yapıştırdım. Select yıldız from LG100. Ekstra olarak buraya 01 geldi. Gelmesinin sebebi ben bu sefer kart değil, cari kart ya da malzeme kartı değil bir hareket çekeceğim için ve bu hareket de belli bir dönemde kayıtlı olduğu için o dönem numarasında belirtmek durumundayım. Select yıldız from LG alt çizgi 100 alt çizgi 01 invoice deyip çalıştır dediğimde bana 01 numaralı 100 numaralı firmanın 01 numaralı döneminde kesilen faturaları buraya getiriyor. Tabii buradaki alanların belki %3'ünü ya da 4'ünü biz kullanacağız ama bu şekilde sorgu çekebiliyoruz. Bunun devamında özellikle bir fatura numarası arıyorsak aynı yukarıdaki örnekler gibi yine ver boşluk fish no diyebiliriz. Buradaki fish no yazılışını şuradan görebilirsiniz. Yani çekeceğiniz bilgi neyse bunun başlığını buradan görebilirsiniz. Ver fish no şuradaki yazılışın aynısını yazdım. Tek tırnak içinde yine 17 numaralı faturayı bana getir dedim. Ve 17 numaralı faturayı bana getirdi. Şimdi bu cümlede ben sadece burayı çalıştırmak istiyorsam burayı işaretleyip çalıştır diyebilirim. Tabii veri aldım yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi şu an hepsini getirdi. Hiç seçmezsem ya da bu şekilde yaparsam sadece 17 numarayı getirecek. Burada mesela başka bir örnek yapalım. Ne diyebiliriz? Mesela 3 numaralı faturayı getir diyebiliriz. Böyle 3 numaralı fatura geldi. Yani buradaki ver komutu da aynı malzeme ve cari kartlardaki mantıkla çalışıyor. Ben en basit halleriyle bunları anlatacağım size. SQL aslında çok derin bir konu. Merakınız varsa mutlaka uzman profesyonel eğitimleri de almanızı tavsiye ediyorum. Select komutu gerçekten bizi rapor çekerken özellikle hızlı bir şekilde işimizi gören bir komut. Şimdi de update komutunu göreceğiz. Update komutu ile ilgili burada benim bazı örneklerim var. Direkt en üstten başlayalım. Şimdi burada kısım kısım söyleyeyim. Update zaten güncelle demek. Biz karttaki herhangi bir alanı güncelleyeceğiz. LG alt çizgi 100 zaten bizim
firma numaramızı gösteren bir alanda. Alt çizgi items, malzemeler. Bunu da görmüştük. Select'ten biliyoruz burayı. Şimdi daha sonra burada set. Bu da bir sabit. Aynı update gibi. Update yapıyorsak mutlaka burada bizim tablomuzu seçtikten sonra set kelimesini koyuyoruz. Ayarla diyoruz yani. Güncelle, ayarla. Burada spec kod, özel kod anlamında eşittir test demişim. Yani diyorum ki özel kodu test yap. Yani şuraya kadar olan kısmı söylüyorum. LG100 100 numaralı firmanın malzemeler tablosunda özel kodu test yap. Neyi yapacak ama özel kodu test? Özel kodu ABC olanların özel kodunu test yap anlamına geliyor. Şimdi isterseniz şu şekilde ilerleyelim. Select yıldız from LG alt çizgi 100 items diyelim. Zaten burada doğrusunu yazarken size ipucu çıkarıyor. Şimdi bunu select yaptık. Liste geldi. Şimdi burada spec kod var görüyorsunuz. Bu özel kod demek. Şimdi biz hemen BRC102 kodlu malzemenin özel koduna bir şey yazalım. Manuel olarak. Hani örneklerimizi daha iyi anlayabilelim diye bunu yapıyorum. Neydi? BRC102. Geldim. Burada özel kod alanı. Özel kod alanına ne yazalım? Mesela ABC yazalım. Ve kaydedelim. Şimdi biz buraya ABC yazdık ve kaydettik. SQL'e gelip bunu tekrar çalıştırdığımda bakın şu an burası boş. Çalıştır dediğimde buraya ABC geldi. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Bu ABC'yi değiştirmek istiyorum. Hatta şöyle hemen altında ne var? KRV 562. Buna da test edeyim ben. İki tane olsun. Ya sadece malzeme bir malzeme olarak değil. Özel kodu olarak ilerlediğini görmek için iki tane pardon test yazdım. ABC yazacağım. Şuraya geldim. ABC yazdım. Şimdi iki tane malzemenin özel kodu ABC. Hemen SQL'den bir daha kontrol edelim. Burada bir tane gözüküyor. Çalıştır dedim. İki tane, ikisi de ABC. Şimdi ben bu iki ABC'leri yani özel kodu ABC olan malzeme kartlarının özel kodunu başka bir şey yapacağım. Geldim Excel'e. Şu komutu, şu sorguyu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Update. Güncelle. Tamam. LG alt çizgi 100 items. Tamam. 100 numaralı firma. Ve malzemeler tablosu. Set, spec code, test. Buraya neyi yapmak istiyorsam onu yazacağım. Yani buraya yeni diyeyim. Yeni. Yeni kod diyeyim hatta. Ver. Neyi değiştireceğim diyor. Neyi değiştireceğini en son belirtiyoruz. Özel kodu ABC olanları. Özel kodu ABC olan. Burası özel kodu ABC olan demek. Burası yeni kod yap demek. Özel kodu ABC olanı yeni kod yap demek. Nerede yapacak? Tabii ki LG100 items malzemeler tablosunda. Şimdi bunu çalıştır dediğimde İki kayıt güncellendi diyor. Şimdi logoya gelip F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar yeni kod diye değişti. Yani yüzlerce kayıt olduğu zaman bu SQL sorguları gerçekten hayati derecede önem taşıyor. Tekrar ben select yıldız from LG alt çizgi 100 alt çizgi items dediğimde sadece burayı çalıştıracağım için işaretledim. Çalıştır dediğimde gördüğünüz gibi SQL'de de yeni kod yeni kod diye karşıma çıktı. Şimdi devam edelim. Başka ne yapabiliriz diye. Bu biraz daha komplike. Hemen önce aşağıya geçiyorum. Önce Excel üzerinde anlatayım. Update sabitimiz. LG100 CL kart dedik bu sefer. CL kart neydi? Cari kart. Cari kod. Ayarla dedik. Yeni yapacağımız değer neymiş? Özel kod 3'ünü sarı yaz. Özel kod 4'ünü kırmızı yaz. Tamam. Neyin? Ver kod. Cari kodu bu olanın. Bakın şimdi. Hemen buraya yapıştıralım. Ama tabii önce logoda bakalım
Cari kartlarımıza bir gelelim. Cari hesaplar. Şimdi uzay ticaret. Bir bakalım içinde ne yazıyor. Cari kart. Uzay ticaretin içine giriyoruz. Diğer bölümünde gördüğünüz gibi özel kod 3, 4. Yani bütün özel kodları boş. Uzay ticaretin bütün özel kodları boş. Uzay ticaretin cari kodunu ben kopyalayayım şimdiden. SQL'ime geldim. Ve buraya uzay ticaretin cari kodunu yapıştırdım. Ne diyor? Neredeki kod diyor? Buradaki kod. Tamam. Özel kod 3'ünü sarı, özel kod 4'ünü kırmızı yap dedim. Baştan anlatıyorum. Update. Tamam. LG100, 100 numaralı firma. CL kart. Cari kartların olduğu tablo. Set. Ayarla. Spec kod 3, özel kod 3 sarı, virgül spec kod 4 eşittir kırmızı. Özel kod 3'ünü sarı, 4'ünü kırmızı yap. Burada tabii ki şu değerlerin hepsi tek tırnak içinde, tekrar hatırlatıyorum. Ve burada virgül var. İki update aynı anda yapacağız biz burada çünkü. Spec kod 3 sarı, spec kod 4 kırmızı. İki ayrı update'in arasına bir tane virgül koyuyoruz. Neyi diyor? Kodu şu olanı. Direkt çalıştır dedim. Bana burada bir kayıt aktif edildi dedi. Hemen logoya geldim. Sağ tuş incele dedim uzay ticarette. Şimdi bakalım diğer sekmesindeki özel kodlar update edilmiş mi? Evet edilmiş. Sarı ve kırmızı. Buraya gelmiş. Şimdi bir de fiyat kartlarında da aynı şey geçerli. Burada ne dedik? Update sabitimiz. LG100 firma numaramız. PRC liste fiyatlarımızın olduğu tablo. Yani mesela ben bunu kopyaladım. SQL'e geldim. Ve yapıştırdım. Tabii bu update yerine select yıldız from diyorum. Görmek için şunu. Gördüğünüz gibi fiyat kartlarım çıktı burada. Burada şimdi hemen logoya gelip bir tane fiyat kartımıza bakalım. Neredeydi fiyat kartlarımız? Satış ve dağıtım, ana kayıtlar, malzeme satış fiyatları. Şimdi burada önemli olan unsur buradaki fiyat kartının kodu. Fiyat kartının kodu, malzemenin kodu değil. Şimdi hemen 2021-3 tane 0.18 olan bir malzeme var ve fiyatı 1800 lira. Biz bunun fiyatını 2000 lira yapacağız. Neydi? 2021-3 tane 0.18. Geldik. 2021-3 tane 0 ve 18. Yine tek tırnağın içinde. Gördüğünüz gibi şu an fiyatı 1800 lira. Ben yeni fiyatı 2000 lira yapacağım. Ve benim sorgum şu an hazır. Kontrol edelim. Update. Evet. LG100 firma numaram. PRC list fiyat tablom. Set ayarla fiyatı 2000'e. Fiyatı 2000 yap. Tamam. Neyin fiyatını 2000 yapayım? Ver. Kodu şu olan. Tabi burada kod tekrar söylüyorum. Malzeme kodu değil. Bu PRC listeki fiyat kartı kodu anlamına geliyor. Çalıştır dedim. Logoya geldim. Şu an 1800 F5 yapacağım. Gördüğünüz gibi 2000 lira oldu. Yani burada fiyat kartlarının da update'i mümkün. Ve bu sefer geldik barkod. Barkodda da bu yine kullanılıyor, kullanılabilir. Hemen önce bir sorgumuzu buraya yapıştıralım ve işlemimize bakalım. Evet, update tamam, LG100 tamam. Bu sefer unit barkod. Unit barkod tablosuymuş. Bunu hemen şurada tekrardan önce bir select yapalım. Select yıldız from LG alt çizgi 100 alt çizgi unit. Zaten yazdığım zaman gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Sadece burayı çalıştıracağım. İşaretledim. Barkod tablom çıktı. Şimdi ben ne yapacağım? Bir ürüne barkod ekleyeceğim. Şimdi bu deminkinden biraz daha farklı. Deminki update'lerden biraz daha farklı işliyor. Nereye kadar farklı işliyor? Barkodu şu yap. Burası tamam. Zaten demin gördüğümüz örneklerde. Biz tabi burada benim daha önce yaptığım örnek var. Bunu ben
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 dedim. Bir tane ürünün barkodunu ben şu yapacağım. Neyin barkodunu? Where item ref. Item ref biliyorsunuz malzemenin referansı. Yalnız burada eşittirden sonra, yani şuradan sonra bizim bir önceki örneklerimizde ne vardı? Tek tırnak içinde kod yazıyorduk. Şimdi burada biraz daha farklı çünkü biz unit barkod tablosundaki bir malzemenin kodunu girerek bu işi yapacağız. Dolayısıyla bir paranteze ihtiyacımız var. Parantez içi işlemine. Yani where item ref eşittirden sonra ne diyoruz? Select logical ref from lg100 items where code malzemenin kodu. Şimdi gelelim malzemelerimize. Ne diyelim? Mesela en alttakine bakalım. ZZT562. İçine giriyorum. Oradaki barkodu görmek için. Birimler dedim. Gördüğünüz gibi burada şu an şöyle bir barkod var. Ben bunu kopyalayayım Excel'e. Şuraya yapıştırayım. Evet. Şu anki barkodumuz bu. Neyin? Şu kodun. Evet, bu kodun bak şu anki barkodu bu. Vazgeç diyerek çıktım. Bunu da kapattım ve SQL'e geldim. Neydi bizim kodumuz? ZZT562. ZZT562. Evet, tekrar kontrol edelim mi? Update, tamam. LG100 unit barkod, barkod tablom. Güncelle barkod tablomda. Barkodu şu yap. Burası barkodu şu yap. Tamam, neyi yapayım? Yani neyin barkodunu şu yapayım? Where item ref eşittir. Ondan sonra parantez içinde select logical ref from LG100 items tablosundaki kodu şu olanı. Çalıştırdım. Bir kayıt aktif edildi dedi. Geldim malzemelere. Sağ tuş incele dedim. Birimlere geldim. Gördüğünüz gibi barkod numaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demin yaptığım barkod oldu. Başka neyimiz vardı bizim? Bir üstte şunu atlamıştık. Buraya tekrar gelelim. Burası da yine aslında deminkine benzer. Yani eşittirden sonra direkt yani şu kadar basit olmayan ver spekot ABC gibi olmayan bir parantez içi işleme ihtiyaç duyduğumuz bir alan. Bunu ben şöyle ve aşağı alayım. Tek başına bunu görelim. Evet, ne dedik? Update. Tamam. Bunu artık öğrendik. LG alt çizgi 100 items. Tamam. Malzemeler tablosu. Set. Yap diyor. Neyi yapacağım? Marka referansını. Evet. Kadın yap diyor. Burada bir marka tablosu da var. Yani burada biz malzemeler tablosundan bahsediyoruz ama bir de marka kodlarının olduğu malzemeler de var. Tablolar da var pardon. Neyi yapayım diyor. Ver kod ABC 123. Yani buradaki direkt items tablosundaki kodu yazıyoruz. Burada yapması gereken. Şimdi markaları ben size göstereyim. Menünün altında. Ana kayıtlar. Ana kayıtlarda. Malzemeler, ana kayıtlar, marka tanımları, malzeme yönetimi, ana kayıtlar, marka tanımları. Evet, burada markalarımız var. Şimdi biz buraya yeni bir tane marka oluşturacağız. Neye ekleyelim? Ekle diyelim. Ne markası ekleyelim biz buraya? Eko var, boş var. Mesela Mercedes diyelim. Araba markası Mercedes. Tamam, kaydettirdik. Açıklama bir şey yazmadım. Mercedes dedim. Malzemelere geldim. Mesela burada neyi seçelim? FRR 055 iPhone. Bunun içine girdim. FRR 055. Malzememin kodu. Burada marka kodunu görüyorsunuz. Apple yazıyor. Gördünüz değil mi? FRR 055'in marka kodu Apple. Şimdi SQL'ime geldim. Tabii SQL'ime gelmeden önce
buradaki komutumu kopyaladım, SQL'e yapıştırdım ve bakıyorum update, tamam. LG100 item set markref eşittir. Yani markayı ne yapacağım ben? Mercedes. Markayı Mercedes yap diyor. Neyin markasını Mercedes yapayım? Kodu FRR055 olanı. Öyle miydi? FRR055. Evet. Kodu FRR055 olanın markasını, marka referansını Mercedes yap dedik. LG100 marka tablosundaki Mercedes yap dedik. Zaten update LG100 items sabit. Çalıştır dedim. Aktif edildi dedi. iPhone'a geldim. Sağ tuşu incele dedim. Bakalım oradaki Apple Mercedes oldu mu? Evet. Mercedes olmuş. Update komutu da bu şekilde arkadaşlar. Yani önce update diyoruz. Daha sonra LG'miz sabit. Sonra firma numaramız ve update edeceğimiz bilgi hangi tablodaysa o tablonun adı. Sonra set. Bu da bizim sabitimiz. Ayarla demek. Daha sonra neyi ayarlayacağını ve ayarladığı şeye ne yazacağını ve hangi kartı update edeceğinin bilgisini verden sonra yine başlığıyla beraber belirtiyoruz. Bunu kendi database'inize örnekler yaparak çeşitlendirebilirsiniz elinizin alışması için. Şimdi insert komutuna geçelim. Insert into dediğimiz bir komut. Şimdi buna geçmeden önce cari kartlarla ilgili ben bunu yapacağım. Geçmeden önce ne yapalım? Select çekelim carilere. Başa select getirelim. Select yıldız from. Bizim sabitimizdi. Çalıştırdık. Yanlış yazdık. Select yıldız from. Çalıştırdık. Ve geldi. Şimdi insert into komutunu önce ben buraya yapıştıracağım. Şimdi bunu yapıştırmamın sebebi şu. Şimdi insert into bizim sabitimiz. Kayıt eklerkenki sabitimiz. LG100 zaten firma numaramız ve CL kart. Cari kart ekleyeceğim için cari karttan tutulduğu tablo. Daha sonrasına bakalım şimdi. Parantez içinde buradaki bir parantez içi var. Ve burada bir parantez içi var. Arada da values var. Şimdi burada hangi alanları ben insert edeceğimi, ekleyeceğimi seçiyorum. Şimdi ilk başta kod. Parantezden sonraki ilk başlık kod. Values dediği de burada parantezden sonraki ilk madde buradaki kod. Yani şimdi ben buraya 1, 2, 3, 4 yazdım. Ekleyeceğim kartın, ekleyeceğim cari kartın kodu 1, 2, 3, 4 olacakmış. Definition diyor. Definition'da gördüğünüz gibi, buradan da anlayacağınız gibi carinin ünvanı. Burada tek tırnak içinde carinin ünvanını müşterimiz yazdım. Kodu, yani şu 120'li olan kod 1, 2, 3, 4 olacak. Ünvanı müşterimiz olacak. Bakın definition'dan sonra alt çizgi var. Burada da alt çizgi var. Bunu dikkat edin. Daha sonra aktif. Yani kart aktif mi değil mi? Sıfır aktif demek. Evet. Onun karşısında sıfır yazdık. Kart tipi 3. Yani alıcı satıcı. Daha sonra city'de İstanbul yazdık. Şimdi bizim 1, 2, 3, 4 cari kodlu müşterimiz adında bir carimiz yok. Bakalım. Kapattık. Cari hesaplarına geldik. Gördüğünüz gibi koda göre sıraladım. Yok. Şu an 1, 2, 3, 4 kodlu müşterimizde bir kart yok. SQL'e geldim. Tekrar kontrol ediyorum. Bakın insert into. Tamam. Sabitim. LG100 CL kart. Cari kart tablosuna. Yani cari kart tablosuna bir şey ekleyeceğim diyorum burada. Daha sonra ekleyeceğim alanları ve o alanların değerlerini buraya yazıyorum. Aynı sırayla bakın. Kod 1, 2, 3, 4. Definition yani ünvan müşterimiz. Aktifliği 0 yani aktif demek. Kart tipi 3. Alıcı satıcı. Onu da şuradan gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Alıcı satıcı dedik. Ve city de İstanbul dedik. Şimdi ben bu satırı işaretleyip
Çalıştır dediğimde bir kayıt eklendi diyor. Logoya geldim ve F5 yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 müşterimiz City İstanbul. Buraya cari kart eklemenin bir sürü yöntem var. Manuel ekleyebiliyoruz. Excel'den veri aktarımıyla alabiliyoruz bütün alanları. Ama burada sadece insert into komutunun nasıl çalıştığını, mantığının ne olduğunu, yani şuradaki kurgunun nasıl işlediğini anlatabilmek için bu videoyu hazırladım ben. Şimdi mesela update komutuyla az önce eklediğimiz kartta bir değişiklik yapacağız. Update dedik, LG100 CL kart dedik, set dedik biliyorsunuz ayarla. Definition ünvanı neydi bizim ünvanı? Müşterimiz ünvanı yok zaten müşterimizdi pardon. Buraya yeni bilgi yazıyoruz. Yeni ünvan neyse onu yazıyorum. Neyi diyor? Definition'ı müşterimiz olan müşterimiz. Yani şu an definition'ı ünvanı müşterimiz olanın ünvanını yeni ünvan yap. Hangi tabloda? CL kart tablosunda. Burada birkaç tane sorgu yazıyor olduğu için sadece çalıştırmak istediğimi işaretleyerek çalıştır diyorum. Ondan sonra şu müşterimiz F5'e basınca yeni ünvan olarak değişmiş oldu. Biz şimdi bugün sizlerle select komutuyla ilgili örnekler gördük. Update ile ilgili örnekler gördük. Insert ile. Şimdi sizin burada dikkat etmeniz gereken ne? Tekrar söyleyeyim. Firma numaranız, işte dönem numaranız, çalışmak istediğiniz bölümdeki tablonun logodaki adı, malzemeler items, cariler CL kart, faturalar invoice ama fatura varsa mutlaka 01 dönem geliyor. Ondan sonra fiyatlar PRC list. Burada da dönem yok görüyorsunuz. Çünkü fiyat kartları bütün dönemler için geçerli olabiliyor. Ondan sonra başka ne dedik? Barkodlar unit barkodda. Ve insert komutunda da mutlaka burada şuraya yazdıktan sonra parantez içinde hangi alanları değiştireceğim ve değerlerine ne yazacağımı yazıyorum. SQL kullanırken özellikle delete komutunu burada göstermedim. Çünkü gerçekten tehlikeli bir durum. SQL'de delete komutuyla sildikten sonra hiçbir şekilde verinin geri gelme imkanı yok. Mutlaka en güncel yedeğinizden geri dönmek durumundasınız. Ama kendi database'inize mutlaka örnekler yaparak insert'ü, update'i ve select'i deneyebilirsiniz. Bu dediğim gibi SQL'i merak eden, acaba insert, select, update komutları nasıl çalışıyor diye merak eden kullanıcılar için hazırlanmış bir video. Umarım faydası olmuştur. Logo ile ilgili farklı modüllerde detaylı eğitim görmek istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Değerlendireceğim. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.